Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Aygen Hanım'ın mutfağına değerli takipçilerim. Biraz aradan sonra, tam zamanı arkadaşlar, kırağı yedi, karı yedi, karnabaharın en lezzetli olduğu zamanı. Kıymalı karnabahar yemeği önerimine geldim. Videomu izleyin, yapın derim arkadaşlar. İnanın bu şekilde yaparsanız yemeğinize çok lezzet alacaktırsınız. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Malzemelerimi söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada benim bir orta boy karnabaharım var. Ebat olarak bunlar bazen orta boydan da küçük. Bir de böyle minnak minnaklar oluyor. Ben orta boyunu yapacağım. Anca denk geliyor bize. Ama ben karnabaharı şöyle size anlatmak istiyorum biraz. İki cinstir bu. Hani fasulye cinsleri olduğu gibi. Bir cinsi arkadaşlar böyle tokmak tokmak olmaz. Çiçekleri böyle bağlı olmaz. Biraz daha ayrık ve üzeri de böyle sıkı olmaz. Böyle tüyümsü gibi, palazlı gibi olur. O karnabaharın yemeği lezzetinden daha çok yani dağılır, kum gibi olur. Çok hoş olmaz o karnabaharın yemeği. Bu cinsi bakın daha tokmak tokmaktır şeyleri. Daha diridir ve daha dağılmaz. Mutlaka dağılır ama yaparken de size göstereceğim zaten. Dağılmasını istiyorsanız şu şekil yapın ya da tane tane kalmasını istiyorsanız diye de pişirirken önerilerimi göstereceğim. Ben böyle bakın böyle iri bırakıyorum. Yani dış kısımları ama ortaya geldiğiniz zaman bunun çiçekleri daha da böyle ayrılmaya müsaittir. Küçük olabilir. Bazıları ister istemez şunlar küçük kalıyor. Ama böyle dağılmasını istemiyorum. Karnabaharım içinde hani çok affeder kaçamak gibi olsun istemiyorum diyorsanız bu taneyi mutlaka iri bırakın. İri bıraktığınız zaman da bakın arkadaşlar ben bunu da yaptım. Size göstereyim. Şöyle şu kök kısmını yardım. Yani bunu biraz böyle yarın çok değil. Hani o kök kısmı hem daha rahat pişsin hem bir de lezzetini alsın diyerekten. Bakın çoğu iridir. İri bıraktım. Tabii küçükleri de ister istemez çıkıyor. Orta kısmına geldiğiniz zaman anlayacaktırsınız zaten. Onun için mümkün olduğu kadar iri iri bırakın ki dağılmasın. Bunları ben öncesinde şöyle bir şey sirkeli suya yatırıyorum. Karbonatlı suya da yatırabilirsiniz. Hiç anlayamadığınız şu aralıklardan o da bir hayvan ama hoş olmayan bir hayvan. Hani sümüklü böcekleriniz onların küçücük yavruları girebiliyor. Suyun içine sokun sirkeli suda ya da karbonatlı suda hemen böyle almayın. Onu en azından başka bir iş yaparken bekleyin şöyle bir 15 dakika o şişeyle kendini atacaktır. Ha, bu hayvanın girmesi çok iyidir, doğaldır. Yani o şekil çünkü anlamazsınız hemen yıkadığınız zaman içinde kalabilir. 2 adet orta boy soğanım, üstüne de 2 diş küp küp doğranmış soğanlı sarımsağım var. Burada 250 gram kıymam var. Kıymalı yapacağım ben bunu arkadaşlar. Dana kıyma kullanacağım. Burada 2 adet orta boydan biri bir tık daha küçüktü. Şöyle bakın. Kendi de inceydi. Ben havuç doğradım. Bazılarını yarım, bazılarını şöyle yuvarlak doğradım. Boyutuna göre siz de isteğinize göre doğrayabilirsiniz. Şöyle bir su bardağına yakın. Şöyle bir parmak da eksik. Pirincim var. Bulgur da koyabilirsiniz arkadaşlar. Sağlık probleminiz varsa pirinç eğer şeker gibi hastalığınız bulgur da çok yakışıyor. Bir gün inşallah bulguru da çekerim. Burada da baharatlarım var. Yarım tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyonum, bir tatlı kaşığı da pul biberim var. Toz kırmızı biberim elimde kalmamış. Çok yakışıyor arkadaşlar. Onu da kullanabilirsiniz. Yağımı göstereceğim. Tuz 1-1,5 tatlı kaşığı. O sizin damak zevkinize kalmış. Tuz olayı, yağ olayını size bırakıyorum. Ama bir lahana yemeği yağ ne kadar seviyorsa bu yemekte biraz ondan az da olsa yağı seviyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Yapım aşamasına geçelim. Evet, tenceremin altını açtım. Bayağı kızdırdım tenceremi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kıymamı öncesinde koyuyorum. Bunu şöyle bir yağsı çıkana kadar kavuracağım. Evet arkadaşlar bakın aspiratörümün sesi. Kıymam şöyle bir kendi suyunu bakın saldı. Etin kendi suyu. Şunu güzelce bir çektiriyorum. Etin kendi bir çiğimsi tadı vardır. Bir kokusu vardır. Dana daha az kokar. Biz genelde dana kullanıyoruz. Çünkü benim çocuklarım pek yiyemiyor yani hele küçüğüm. Onun için ama dana da olsa yani demek istediğim
Küçük başında hayvan olsa bakın bu suyunu, tabii kıymanın kendi ebatına, kilosuna göre suyunu ona göre salıyor. Şu suyunu şöyle saldırtırarak şunu güzelce bir kavurup çektireceğiz öncesinde. Bir de lahana gibi, karnabahar gibi yemeklerimizin kendine has zaten bir kokusu vardır. Bazen insanlar çok sevmez. Bazıları da haşlayarak yapıyor bunu. Ama ben genelde haşlamadan yapıyorum. Hani dağılmasın diyerekten. O çok vitamin de gitmesin diye. Ve karnabaharın şu an en lezzetli zamanı zaten. Şimdi bakın bunu bu şekil kavuruyorum. Bir yağsını salacak. Ondan sonra aşamayı göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın suyunu çekti. Kendi yağsını verdi. Bir çıtırtı sesini duyacaksınız. Kıymayı kurutmadan, çünkü soğanla da kavrulma aşamasına geçeceği için tamamen kıymamızı öldürmeden böyle ben bir çay bardağı yağımı döküyorum. Siz bunu yarım çay bardağı da yapabilirsiniz. Çok gelirse. Ama inanın bu ot yemekleri, ıspanak, lahana, hani karnabahar bir tık onlara bakılınca daha az istiyor ama ebatına göre de bu yağ buna iyi geliyor. Ama tabii bazı insan sevmeyebilir. Sevmediği için de diyecek bir şeyim yok. Ölçüsünü azaltırsınız. Soğanımla sarımsağımı ilave ediyorum. Ve şimdi güzelce onları pembeleşinceye kadar kavuracağım. Ama şimdi ne yapacağım? Soğan, kıyma zaten kavurdu. Yani o suyunu attı değil mi? Şimdi soğanımı koydum. Sarımsağımı da arkadaşlar. Hemen burada havucum vardı. Havucumu da ilave ediyorum. Beraberinde kavuracağım. Neden? Çünkü havuç geç pişen bir sebze olduğu için havuç eğer yemeklerinize kullandığınız zaman böyle soğanınızla beraber kavurursanız hafif yemeklerde bu da rahat pişmiş olur. Yoksa bunu pişireceğim derken öbür sebzeyi dağıtmış olursunuz. Bakın çok güzel kıymamız, soğanımız kavruldu. Havuçlarımız da tabii hem kavrularak yumuşadı. Şimdi burada 1,5 çorba kaşığına 1 tatlı kaşığı salçamı koyuyorum. Beraberinde onu da güzelce şimdi kavuruyorum. Bakın salçam da çok güzel kavruldu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunun suyunu döküp böyle buna kaynamış su dökülecek zaten. Suyunu döküp de içine salabilirsiniz. Ama ben biraz bakın şöyle onları şu sosla birlikte kavurmayacağım çok fazla. Böyle onun şeyinin, sosun lezzetini azıcık ve birkaç taşım böyle çevirerekten hani kavuracağım derken kavurtturacağım yani. Böyle haldır haldır değil de bu biraz karıştırması da böyle devir daim etmesi de zor olan bir sebze. Ama bunu eğer böyle çok taneli sevmiyorsanız o zaman küçük küçük yapıp öncesinde bayağı kavurarak suyunu dökebilirsiniz. O zaman dalsa da önemli değil. Zaten öyle seviyorsunuzdur. Benim en büyük tencerem normal tencerem büyüklerin içinde çok büyükler var ama olacak gibi değil. Bu ama derin büyük. Hani yayman derininiz varsa daha da böyle yemeklere tavsiye ederim. Mesela taze fasulye de olsun. Daha iyi oluyor o tencereler. Ateşiniz de kısık ateşte olsun. Çünkü bu tip sebzeler çok fazla su salmaz. Hani tutturmayalım gidelim. Şimdi ne yapıyorum? Biraz kapatacağım. Şöyle bir buhar yapsın. Bir devir daim daha ettireceğim. Aşama aşama göreceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle hafif şey. Bunu şimdi dağıtmamak için bu şekil silkeleyerek bakın alttaki sosla çıkıyor. Şöyle bir devir daim yaptırdık. Altına üstüne geldi. Çünkü öbür türlü çok karıştırırsak bu çiçeklerimizi dağıtırız diye. Şöyle bir iki dakika daha yine buharına bırakacağız. Sonra öbür aşamaya geçeceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi tekrar bir silkeleme aşaması. Kaynar suyumuzu
ilave ediyoruz. Çok aşırı su koymayacağız. Ama en azından bir sebzelerimizin şöyle yüzüne yakın. Çok fazla su çeken bir sebze değil çünkü. Ama tabii gene çekecektir. Neden derseniz. Şimdi pirincim var. Pirinç ilave ediyorum. Siz pirinci çok sevmezseniz içinde yarım çay bardağı da ya da ne bileyim hiç koymayabilirsiniz de. Ama ben çok yapıştırdığım için pirinçli yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada baharatlarımı da ilave ediyorum. Şöyle tepelemeli bir tatlı kaşığı tuzu koydum. Çok az da kaşığımın ucuna koydum. Tuz, yağ olayı gene size kalmış. Şimdi şöyle bakın, bunu yavaş yavaş biraz pirincinle, baharatlarınla, tuzunla karıştıracağım. Biraz kaynamaya başladı mı gene bir dağıtırız. Yani karıştırırım gene baharatı, tuzu yayılsın. Evet arkadaşlar bakın yemeğimi kaynamaya verdim. Şimdi o kaynamadan şöyle aldım orta ateşe. Onları bakın bir devir daim yaptırıyorum. Mutlaka bu yemeğe olsun lahanalara kimyon atarsanız hem yakışıyor hem de gazlı bir sebze olduğu için arkadaşlar kimyon mideye rahatlık veriyor bu tür yemeklerde. Çok artık bunu bundan sonra karıştırmayacağım. Tuzu artık pirinci bakın böyle baharatları kalmasın dağılsın diyerekten şöyle bir sebzede yani bir çiçeğin içinde kalmasın onun için. Evet arkadaşlar beni hangi ilden izliyorsanız bana yazarsanız ben de size cevap vermek isterim. Benim videolarımı sonuna kadar izler ve WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden paylaşım yapar, arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Bir de YouTube'dan bana bol bol yorum yazarsanız tekrardan beni çok çok memnun etmiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Bazen videolarım uzun oluyor diye söyleniyor. İnanın emek veriliyor bu yemeğe. Onun için bildiğim her püf noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden de videolarım bir tık uzuyor. Ama uygularsanız da gerçekten pişman olmayacaktırsınız. Yemeği bazen lezzetinle yemiş olacaktırsınız. Her yemek basit gibi, bazı yemekler çok basit gibi gözüküyor. Her yemeğin bir püf noktası var. Ben de bildiğim kadarıyla deneyimlerime dayanaraktan bunları sizinle paylaşmaya uğraşıyorum. Hacizane, kendi fikrimce. Onun için bir tık uzuyorsa da hoş görün beni. En kısa tutmaya çalışıyorum ve şu an konuşarak gene uzattım. Yemeğimin ağzını kapatıyorum. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi orta ateşte pişirmeye bakacağız. Bırakacağız. Yanlış söyledim. Ve o çiçeklerden değil de kök kısmından bakacağız pişip pişmediğine. İçinde pirinçlerimizle pişip pişmediğine bakacağız. Tekrardan size döneceğim arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar bir daha göstereyim. Ağzını kapalı tutuyoruz genelde yemeğimizin. Üste biraz suyunu çok çıkartmadım ya pişsinler diye, ama şöyle kaşığımızla yavaş yavaş o üsttekilerini alta almaya bakacağız. Böyle köklerini de biraz daha böyle alta vermeye bakacağız. Çünkü kökü üst kısmına bakılınca daha geç piştiği için. Bakın böyle yemeğimizi gene ağzı kapalı şekil pişiriyoruz. Evet arkadaşlar bakın yemeğimi kontrol ettim. Kök kısmından şöyle şurasına bakarak da lokum gibi pişmiş. Altın yemeğimi kapatıyorum ve sunumda buluşalım arkadaşlar.